Kendisiyle birçok şekilde temasta bulunmaya çalıştık ama hiçbir telefonumuza cevap vermedi veya araya koyduğumuz insanlara da cevap vermedi. Biz bununla alakalı artık kendisinin tamamıyla bu işi bırakıp kaçtığını düşünüyoruz. Çünkü şimdiye kadar bu süreçte bir açıklama yapması gerekirdi. En azından bu konuyla alakalı şu günlerde, şu zamanda, şu tarihte ben burayı yapacağım, bitireceğim açıklaması yapması gerekiyordu. Tamamıyla dolandırıcı hikayesi bu. Miktar olarak ne kadar bir zarar? Şöyle açıklama yapayım. Şu an en düşük devre mülk bile 60 milyardan başlıyor. Bunu siz düşünün, 24 bin tane aile var burada. Ve bunun geniş çerçeveye vurduğunuz zaman binlerce insan, yüz binlerce insanı tekabül ediyor. Tamamıyla hepsi bizim çatımızın altında birleştiler. Tamamıyla organize bir şekilde hareket ediyoruz. Ve artık daha yeni mağdurların da oluşmaması için bu derneği sürdürüyoruz. Ve insanlarımızı da uyanık olmaya davet ediyoruz. Çünkü biz gerçekten buna kandık. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Maldivler projesi tamamıyla hayal bir üründür. Çünkü insanlarımıza kendi Didim'deki otelini gösterip, daha sonra kapris koltuğun ihtişamını gösterip hayali bir ihracatı da sattı. Bundan dolayı da insanlar mağdur. Çoğusunun tapusu yok. Birçoğunun sözleşmeyle idare ediyorlar. Kimimizin sözleşmesinde tamamen İlkbahar Turizm diye bir şirketten bahsediyor. Kimisinde May Turizm, kimisi Kapris Gold, kimisine 2012'de bitireceğini, kimisine 2015'te bitireceğini. Yani bütün sözleşmeler, bütün tapular bir araya gelince derneğimizde burada açık ve net olarak görüldü ki tarihler farklı farklı. Sonuçta yapılan bir yapı var. Bu yapının bitiş tarihi bellidir. Bazı nedenlerle aksamıştır ama şu tarihte bitecektir denilir. Ama sözleşmelerde ve tapularda herkesin tarihleri farklı. Söz verelim de